Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Kastamonu Spor Teknik Direktörü Fırat Gür olacak. Fırat Gür ile birlikte Kastamonu Spor konuşacağız. Kastamonu Spor'da bilindiği üzere teknik direktör değişikliği yaşanmıştı. Levent Eriş ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Yerine gelen isimse sevgili dinleyenler Fırat Gür oldu. Fırat Hoca geçtiğimiz yıl Kocaeli Spor'da şampiyonluk yaşamıştı. Kocaeli Spor'u ikincilikten birincilige çıkarmıştı. Bunu belirtelim. Şu anda Kastamonu Spor kırmızı grupta ikinci sırada. Ahmet'le arasındaki puan farkı 1, bunu belirtelim. İyi de bir çıkışları var. Şu an hattımızda konuğumuz Kastamonu Spor Teknik Direktörü Fırat Gül. Fırat Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk Salim. İyi yayınlar, iyi programlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Levent Hocanın ardından göreve geldiniz. Bir çıkış grafiği var. Şu anda aranızdaki lider Ahmet Spor'la puan farkı 1. Hemen bununla başlayalım hocam. Tabii öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu takım ligin başından beri hep yukarıdaki protagonistinde olmuş bir takım. Burada Levent Hoca'ya da teşekkür etmek lazım. Çünkü onun da ciddi emeği var takım üzerinde. Takım ilk kere 7 puan önde bitirmiş bir takım. Kastamonu Spor. Tabii ki böyle ciddi bir avantaj ikinci yarın başıyla itibariyle dezavantaja ve 3 puan geriye düşmüş rakiplerinden. Şimdi biz tekrar potanın içine girdik. Potanın içine girdik ama önümüzde çok ciddi maçlar var. Ahmet Spor'la içeride oynayacağımız bir maç var. O maçın kıymetli olabilmesi için o zamana kadar kayıpsız gidebilmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzdeki maçı kazandığınız sürece yarışın içindesiniz. O yüzden maç maç gitmek lazım. Arkamızda şu an tabii ki 3 puan gerimizdeydi. Bu haftayla beraber 5 puan oldu. Iğdır Spor var. 5 puanlık birkaç çok ciddi değil. 2 tane maç demek yani puansal anlamda baktığınızda. Şu an 3 takım şampiyonluk için yarışıyor. Bizim hedefimiz burada tabii ki ligin sonunda şampiyon olmak. Elimizden geleni yapacağız bu doğrultuda. Takımımız şu an hem psikolojik hem de fiziksel anlamda toparlanmış durumda. Biz çıktığımız her maçta 3 puana talip olan taraf olacağız. Ligin sonunda da inşallah o birincilik hasretiyle yanan Kastamonu şehrine okumayı getirmek istiyoruz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Kastamonu Spor Teknik Direktörü Fırat Gül. Fırat Hocam, beyaz grubu oranına yarış daha da fazla. Bunu da söyleyelim. Alamadım sesini Salim. Hocam, beyaz gruba nazaran yarış kıyasıya devam ediyor. Bunu söyleyelim. Evet. 3 takım şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ahmet Spor, Kastamonu Spor ve Iğdır Spor lider takım. Evet. Birinci lige yükselecek. Bunun altını çizelim. Bu noktada hocam, 3 takımın yarışı ile ilgili yorumunuz nedir? Kendiniz avantajlı görüyor musunuz? Çünkü Ahmet Spor'la iç sahada oynayacaksınız. Şu an için aranızdaki puan farkı 1. Evet. Ya şimdi burada 3 takım da tabii ki kendine göre hesaplar yapıyordur. Bu gayet normal. Çünkü 3 takım da şampiyonluğa aday görüyor kendini. Biz de kendimizi aday görüyoruz. Burada ben şunu söyleyebilirim kendi takım adına. Tabii rakiplerimize saygı duyuyoruz bu arada. Çünkü 2 takımın da kadro kalitesi iyi. Bu ligde ciddi fark ettirebilecek oyunculara sahipler. Ama biz şu an kazandığımız sürece, biz önümüzdeki maçları aldığımız sürece, biz istediğimiz sonuçlarla sahadan ayrıldığımız sürece bizim diğer takımlarla herhangi bir işimiz yok. Çünkü diğer takımların puan kaybetmesini beklemek zorunda değiliz. İpler tamamen bizim elimizde. Bizim ne yaptığımıza bağlı ligin sonucu. Tabii diğer takımlar da kendine göre bu tarz hesaplar yapıyordur ama şu an biz kendi açımızdan baktığımızda rakiplerin puan kaybetmesini beklemediğimiz için veya rakiplerle bu anlamda bir şeyimiz olmadığı için, beklentimiz olmadığı için puan kaybı beklentisi, biz tamamıyla kendi kazanacağımız ve kendi oynayacağımız maçlar üzerinde yoğunlaşıyoruz. O yüzden rakiplerle ilgili değil de kendimizle ilgili şunu söyleyeyim. Biz kazandığımız sürece problem yok. Biz çıktığımız her maçta 3 puana talip olan taraf olacağız.
Her maçta nasıl galip gelinmesi gerekiyorsa o şekilde oynamaya devam edeceğiz. Bizim tamamıyla bakış açımız bu. Ve kesinlikle 8 maç işte rakiplerimiz oynayacağız tarzında değil de önümüzdeki maç ne bizim Aksaray maçı. Biz tamamıyla Aksaray maçına odaklanmış durumdayız. Bizim hedefimiz tamamıyla Aksaray maçı. Sanki ligin son maçı gibi oynayacağız o maçı. Final maçıymış gibi çıkacağız ve bu şekilde devam ettireceğiz. Ligin sezonun sonuna kadar. Hocam fikstüre bakıldığında da hemen dinleyenlerimizle paylaşalım. Aksaray'la oynuyorsunuz. Sonrasında İskenderun deplasmanı. Uşak iç sahanızda konuğunuz Derince var. Evet, Derince deplasmanı. Arkasından Ahmet'le içeride oynayacağız. Ahmet'le içeride oynayacaksınız. Evet, mutlaka hocam diğer takımların da fikstürüne bakmışsınızdır. Evet. Bu noktada hocam diğer takımların da fikstürünü incelemişsinizdir. Kendinizi avantajlı görüyor musunuz fikstür anlamında? Ya şimdi şöyle, Iğdır Spor zaten bizi takip ediyor. Yani biz kimle oynuyorsak bir hafta sonra Iğdır oynuyor. Yani Iğdır Spor'la bizim fikstürümüz aynı gibi. Ahmet Spor'un bizden fikstürü farklı. Onlar bu hafta Arnavutköy'le başladı. Yani bizim ikinci yarının ilk maçıyla beraber başladılar fikstüre. Burada şunu söyleyebilirim ben. Fikstür avantajı kağıt üzerinde görünebilir ama sahanın içinde fikstür avantajı diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü biz mesela Denizli Spor'la oynadık. 2 hafta önce yani ikinci maçımızdı. Denizli Spor düşme potasının içinde olan ve baktığınızda hani küme düşme ihtimali olan bir takımdı. Ama sahanın içinde öyle bir şey yok. Ben oyuncularıma da söyledim maçtan önce. Bu takım çok ciddi bir takım. Çok ciddi efor sarf ediyorlar. Ve kesinlikle ama kesinlikle küçümsenecek bir takım değil. Bizim en azından onlar kadar mücadele edip onlar kadar efor sarf edip aynı dilden konuşmamız gereken bir maç diye oyuncularımıza hafta boyunca bunu söyledim. O maç öncesinde. Ve sonuç olarak biz oradan galip geldik. Şimdi aynı takım deplasmanda Iğdır Spor'u 3-1 yendi biliyorsunuz. Geçen hafta. Şimdi baktığınız zaman da hani kağıt üzerinde avantaj gibi görünüyor. Düşme potasında bir takımla oynuyorsunuz ama çok ciddi bir rakip. O yüzden şöyle bakmak lazım olaya. Ligin ikinci yarısında yani bütün liglerde böyledir de puan almak, galip gelmek çok zor Salim. Hani çünkü herkesin bir düşme derdi, playoff derdi, şampiyonluk derdi, ligde kalma derdi gibi bir sürü hesaplar var. O yüzden kağıt üzerinde avantaj gibi görünebilir bazı şeyler ama bence sahanın içinde böyle bir şey yok. Sahanın içinde tamamıyla o günün şartlarında galip gelmeye çalışan taraf, 3 puan için oynayan taraf bir şekilde sonuca ulaşıyor. Ama rakiplerinizi küçümserseniz, rakiplerinizi hani düşme potasında, playoff potasında diye ayrımlar içine sokarsanız sahanın içinde problem yaşarsınız. Biz bu yanılgıya düşmemek için her rakibimizi ciddiye alıyoruz. Oynadığımız her takımı sanki şampiyonluktaki rakibimiz gibi görüyoruz ve o şekilde oynamaya devam edeceğiz bundan sonra. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Kastamonu Spor Teknik Direktörü Fırat Gül. Fırat Hocam çok kısa bir aramız olacak. Tamam. Ardından devam edelim, olur mu? Olur olur sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Kastamonu Spor Teknik Direktörü Fırat Gül. Fırat Hocam, son olarak taraftara göndermek istediğiniz mesajlar nelerdir? Çünkü ciddi bir sayıya da oynuyorsunuz iç sahada. Evet, şimdi şunu söyleyeyim. Tabii. Şimdi 4 tane maç oynadık. 2 tane iç saha, bir tanesi hafta içi maçıydı, çarşamba günüydü. 2 tane de deplasman oynadık. Hem deplasman tribünlerimiz hem iç sahada oynadığımız maçlarda çok coşkulu, heyecanlı ve başarıya aç bir taraftar kitlesi vardı. Gerçekten çok istiyorlar. Yani ben hani canı gönülden istediklerini biliyorum. Çünkü hem tesise gelenler, ziyaretimize gelenler, hem antrenmanda bizi destekleyenler, hem maç içinde destekleyenler, maç sonrası sosyal medyadan. Yani o hasreti hissedebiliyorum. Çünkü gerçekten çok uzun yıllar altlarda kalmış bir takım. Artık o sahneye çıkmak istiyorlar, onun da farkındayım. Onların benden bir beklentisi var. Ben de o beklentiyi karşılamak için emin olsunlar gece gündüz çalışacağım. Çünkü dün de 2 gün önce pazar günü de Düzce deplasmanında bize deplasmanda ayrılan bir kota vardı. O kotanın çok üstünde bir seyirci kitlemiz vardı. Bir bölüm dışarıda kaldı, dışarıdan bizi desteklediler stadın dışından. İçeri girenler tabii ki içeride coşkusunu bize hissettirdi.
Yani taraftarım ben istediği şeyin farkındayım. Onu onlara inşallah sezon sonunda hediye edeceğiz. Tabi burada çok önemli bir parantez açmak lazım başkanımız Cengiz Aygün'e. Çünkü hem çalışma ortam anlamında hem bize verdiği destek, gösterdiği samimiyet, bize hissettirdikleri gerçekten onun da şampiyonluğu ne kadar çok istediğinin farkındayım. Şu an bizim önümüzde bir engel yok. Biz ne yapacağız? Sahanın içinde nasıl efor sarf edeceğiz? Nasıl performans göstereceğiz? Her şey finalde buraya bağlanıyor. Biz bize destek veren taraftarımıza inşallah sezon sonunda o hasretini çektikleri kupayı getireceğiz. Ona inanıyoruz. Onun için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Bu ortamda da bize desteğini esirgenen tabii ki başkanımız Cengiz Aygün'e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sizin aracılığınızla tekrardan. Rica ederim. Hocam ben teşekkür ederim katkılarınız için, yayınımıza bağlandınız. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Fırat Hocam. Çok teşekkür ederim Salim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Sağ olun. Tamam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Kastamonu Spor Teknik Direktörü Fırat Gül'dü. Birazdan hattımızda konuğumuz Asım Yusuf Öz olacak. Asım Yusuf Öz'le birlikte haftanın hakem kararlarını konuşacağız. Tartışmalı pozisyonları konuşacağız. Birazdan hattımızda konuğumuz Asım Yusuf Öz olacak sevgili dinleyenler. Sizlerden gelen sorular da var. Bunları da cevaplayacağım. Hemen kontrol ediyorum. Derfin Yunustane'yi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Bugün bağımsızlık sembolümüz İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü. Bunu da hatırlatmış. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, tüm şehitlerimizi, Ulu Önder Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum. Hatırlatman için de teşekkür ederim Yunus abi. Çok çok sağ ol. Evet, az önce anons etmiştim. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Asım Yusuf Öz. Asım hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar sevgili Salim Anav. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam isterseniz tartışmalı pozisyonlar var. Bunlardan başlayalım. Olur mu? Evet. Tabii. Tüm maçları takip etmeye çalıştınız. Evet. Cuma günü perde açıldı Galatasaray Çaykur Rizespor maçıyla. Evet, maalesef. Hocam o maçta kaleci içeride mi tuttu, dışarıda mı tuttu, çok tartışıldı o pozisyon. Kalecinin ihracı için itiraz vardı. Bu pozisyonla ilgili yorumunuz nedir? Bununla başlayalım. O Gökhan'ın yani ceza alanı yan çizgisinde tuttuğu pozisyon diyorsun. Evet, doğrudur hocam. Evet. Orada pozisyon çizgi üzerinde. Yani çizgiyi kapsadığı alana dahildir. O yüzden ceza alanı içerisinde olarak görünüyor. Ve öyle de yani onun çok afaki, çok abartılı, çok net bir çıkışı yok. Bizim de tecrübelerimize dayanarak da gördüğümüz kadarıyla o çizgi üzerinde o kalecinin tuttuğu o pozisyon. Şuraya değineceğim o pozisyonda. Müsabakanın hakemi orada uyanıklık yaptı. Nasıl hocam? Hatta direkt kendisinin görebileceği bir noktada dönüyor yardımcısına bakıyor. Dönüyor yardımcısına bakıyor. Kendisinin görüş açısını rahatlıkla daha net olduğu pozisyonda döndü, arkadaki soldaki iki nolu yardımcısına baktı. Niye bakıyorsun? Yani senin görüş açın daha net o pozisyonda. Şimdi orada biraz Bahattin'e orada kızgınlığım var. Yani bunları yapmayın. Bunlar ucuz şeyler. Hani siz spor kamuoyundasınız, spor camiasının içerisindesiniz ama bu tür uyanıklıkları biz çözebiliriz. Bunları yapmasın sevgili Bahattin. Onun için söylemiştim ama bu Gökhan'ın pozisyonu ceza alan içerisinde. Hemen hocam devam edelim. Rize Spor cephesinden bir açıklama gelmişti. İki penaltımız verilmedi diye. Katılır mısınız? Rize Spor cephesinden bir şeyin Mertens'in pozisyonu var. Evet. Hani bizim gördüğümüz kadarıyla
Bu görünen açılardan bana göre de penaltı. Yani penaltı değilse bunu farklı açılardan getirin ekrana. Ama Mertens'in pozisyonu benim gördüğüm açılardan müsabakanın farklı oynandığı esnada farklı açılardan bana da penaltı intibası oluşturdu. Yani bu bir gerçek. Yani bunu neden kafada soru işareti bırakıyorsunuz? Neden tartışmalı olarak sürekli konuşulacak bir pozisyonu yani daha net bir şekilde getirmiyorsunuz? Şu da olabilir ama hani bir kanıt yoksa hakeme sunacağı, o yüzden var hakemi, müsabakanın hakemini çağırmamış olabilir. Net bir kanıt. Benim dediğim gibi o pozisyon, Mertens'in pozisyonu bana göre de hissiyat olarak penaltı çağrıştırıyor. Ama kanıt olarak demek ki sunacağı bir görüntü olmadığı için müsabakanın hakemini çağırmamış olabilir diyorum. İyi niyetle konuşmaya çalışıyorum hep. Yani bu cümlemi sonunda açıklayacağım sevgili Salim Hanım. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Asım Yusuf Öz. Asım Hocam, devam edelim. Dinleyenlerimizden gelen sorular da var bu bölümde. Hemen sormak istiyorum. Masum Başduğ yazmış. Hocam, Adana Demirspor Konya Spor deplasmanındaydı. Maçı izleyebildiniz mi? Evet. Masum Başduğ yazmış. İyi yayınlar kardeşim. Asım Yusuf Öz hocama selamlar. Konya Spor Adana Demirspor maçındaki verilen Konya Spor lehine ikinci penaltıyı sorar mısın? Penaltılık bir pozisyon var mıydı? Ya şöyle, yani orada hakemi eleştiremeyiz. Onu demek istiyorum. Yani ben de hakemi o pozisyonda destekliyorum. Verdiği karara saygı duyuyorum. Eleştiremeyiz o pozisyonda. Bana göre de penaltıydı. Evet. Size göre penaltı mı hocam ikinci pozisyon? Evet, penaltı abi. İlk pozisyon peki hocam? İlk pozisyon da penaltı. Yani şöyle, hani bu sevgili Salim Hanım, şunu demek istiyorum. Hani bir hakem bir karar verir. Bu kararda sana göre, bana göre olduğunda nasıl Mertens'in pozisyonu gibi Galatasaray müsabakasında. Yani hissiyat bana penaltıyı veriyor ama net bir kanıt olmadığı için belki VAR hakemi çağırmamış olabilir. O yüzden bu pozisyonlarda biz hep verilen kararı destekleme yönündeyiz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Asım Yusuf Öz, sohbetimiz devam ediyor. Asım hocam, hemen maçları kontrol ediyorum. Ama Galatasaray maçına atlamayalım hemen. Tamam, Galatasaray maçında varsa hocam pozisyonlar var, söyleyin. Şimdi yani o yüzden ben diğer müsabakalarda bir ayıralım. Bir de Galatasaray, Rize ve Fenerbahçe, Pendik Spor müsabakalarını ayıralım. Tamam. Yani, şimdi hem Galatasaray, Rize müsabakasında hem Fenerbahçe, Pendik müsabakasında, yani diğer müsabakalarda maç yöneten hakemleri bu alınlardan öpeyim diyeyim bu iki müsabakaya bakarak da. Şimdi Galatasaray Rize müsabakasında 4 tane ilk yarı 4-1 bitti. Yanlış hatırlamıyorsam, doğru mu? Evet. 4 golün 3'ü tartışılır. Bana göre birinci Galatasaray'ın attığı birinci gol, köyünün attığı gol offside. İkinci gol faul. Rize Spor'un attığı birinci gol offside. Hani bunlara gelelim. Yani bu müsabakalarda çok tartışılacak pozisyonlar var. Evet. Yani şimdi Galatasaray'ın ikinci golünde gerçekten çok güzel goller var. Yani jeneriklik goller var. Hem Rize Spor'un attığı hem Galatasaray'ın attığı goller jeneriklik. Ama bu goller tartışılacak goller. Şimdi Rize Spor'un attığı gol
bana göre %100 offside. %100 Galatasaray Köln'ün attığı birinci gol %100 offside. Evet. Galatasaray'ın attığı ikinci golden önce orta sahada faul var. Bu pozisyon yani atak başlangıcına girmiyor. Kaçıncı goldü? 1, 2, Kerem 3, 4, 1 yaptı. Yani atılan 4 golün 3'ünde sıkıntı var. Bunları niye tartışmıyoruz? Bunları çok tartışmadığımız için zaten diğer müsabakalarda çok göze batmıyor. O yüzden söylemiştim ya, hani bunu açacağım diyerekten, diğer müsabakalardaki yönetim arkadaşlarla alınlarından öpüyorum diyerekten, hem Galatasaray Rizespor müsabakasını hakem ekibi var dahil, hem de Fenerbahçe Pendik Spor müsabakasının hakem ekibi var dahil, yani kimse kusura bakmasın artık, yani bu cümleyi kullanacağım, ya hakemlik camiasını yerin dibine soktular. Yani bunu üzülerek söylüyorum maalesef. Ya müsabaka seyretmek istemiyorum artık sevgili Salim Manav. İnanın o derece nefret ettim. Ben bir hakem camiasından birisi olarak da. Ya bu iki takımın müsabakalarında, ya çevremiz, bizde sosyal bir çevremiz var. Sosyal çevremizde yaşadığımız ve aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar aynen şu cümleyi kullanıyorlar. Ya Asım Hocam diyorlar. Yani Fener de kaybetmesin, Galatasaray da kaybetmesin. Ne zamana kadar? Galatasaray Fenerbahçe derbisine kadar. Artık orada kim yenerse şampiyon olsun. Bu mu diyorlar? Bakıyorsun şöyle kenara çekiliyorsun. Son haftalarda seyrettiğimiz iki takımın da maçlarına bakıyorsun. Ya haklı yorum yapıyorlar diyorum artık. Ya bu kadar üzücü. Bu kadar üzücü. Yani Fenerbahçe Pendik Spor müsabakasında, yani Allah'a şükür kendimden sorumluyum. Şu söyleyeceklerim kendimi bağlar. Sevgili Salim Manav, Mert Hakan yandaşım, Türk Spor, bırakın Fenerbahçe'de oynamasını, Türkiye futbol sezonunda hangi ligde olursa olsun, hangi takımın kadrosunda olursa olsun o sahaya çıkmaması lazım. Bu kadar utanç verici bir futbolcu olur mu ya? Bir hakemi maçın başından maçın sonuna kadar, çıktığı dakikaya kadar, ki çıktığı dakikada da teknik direktörüne ve taraftarına da hareket yapıyor. Yani ben niye çıkıyorum gibisinden. Bir futbolcu bu kadar kendini uzaklaştırabilir mi? Futbol severleri, kendi taraftarlarını. Buna çanak tutan hakemdir. Sorumlusu hakemdir. Ya müsabakanın başından itibaren İsmail Kartal'ın yaptığı eleştiri doğru. Piyam 5 dakikada 3 faul yapıyor, kart yok. Artı devam ediyor ve artı, ya biz hakemlik yaptık sevgili Salim Manav. Evet. Bir ekip işiydi. Ya senin ekibinden hiç kimse, ya Kadir Hoca bak Kıyam 5 dakikada 3 faul yaptı. Bunu bir sıkıştır, bir çağır, sert bir ikaz yap. İşte önünü kes. Hiç mi demiyorlar ya? Ya tamam hakem belki o anda müsabakaya giremedi daha. Adapte olamadı. Ya sevgili yardımcı hakem arkadaşlar, sevgili dördüncü hakem, VAR'dakiler, yani artı bir de avantajı var hani VAR'dakilerinde, ya hoca isleyin kulağına, her şeyi yüklüyorsunuz da onu mu yüklemiyorsunuz? Sonra geliyorsun şeye, 1-0 Pendik öne geçtikten sonra, yani kartlar var ilk yarıda. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki oyunculara gerçekten çıkmaması gereken kartlar çıkıyor. Ondan sonra Pendik Sporlu oyunculara çıkması gereken kartlar çıkmıyor. Oyun sertleşiyor. Yani benim zamanımda oynadım sevgili Salim Manav. Siz de elbet oynamışsınızdır. Mahallede maç yapardık. Evet.
Siz de yapar mıydınız bilmiyorum. Biz mahallede maç yaparken evet hani taştan kaleler koyardık. İki takım olurdu. Bir fauldü, kaçtı, goldü değildi, böyle tartışırdık aramızda. Ve baskın olan o anda o kararı uygulardı, doğru mu? Faul ise tartışılırdı. Faul değil, en son baskın olan faulü kullanırdı. Çocukluğumuz böyle geçti bizim. Ya Fenerbahçe Pendik Spor müsabakasında inanın o, özellikle ilk 45 dakikada hakemi kenara koy, iki takım oyuncuları gerginlik var mıydı? Sahada vardı. Evet. Mert Hakan Yandaş'ın dediği oluyor muydu? Oluyordu. Yani gidiyordu, itiraz ediyordu. Düdük çalıyordu hakem. Faul veriyordu. Yani hakem olmasa aynı bizim çocukluğumuzdaki mahalle maçlarındaki bir yönetim tarzıydı bu. Bu derece küçümseyeceğim artık. Yeter yani bu kadar hakemlik kurumunu, hakemlik camiasını bu kadar aşağılayamazsınız. Bu kadar rezil kepaze edemezsiniz. Yerlerde süründüremezsiniz ya. Lütfen. Evet. Hocam pozisyonlara geçireceğiz ama tek tek. Onun öncesinde bir reklam aramız var. Hatta beklerseniz tabii. Teşekkür ederim. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Asım Yusuf Öz. Asım hocam, çok tartışılan ve hala konuşulan pozisyonlar var Fenerbahçe Pendik Spor maçında. Wellington'un ikinci sarı kartı, penaltı pozisyonu, yorumunuz nedir hocam? Şöyle, Wellington'un ikinci sarı kartına katılırım ama Wellington'un birinci sarı kartı. Bu kadar komik bir kart olabilir mi? Ferdi'yle kaleye 80 metre mesafede omuz omuza bir mücadele, Ferdi kayara yere düşüyor, dizleri üstünde kayıyor, Wellington'a sarı kart, top kaça doğru gidiyor. Ya bunun neyin kartı? Yani ikinci sarısına katılıyor, desteklerim hakem ama birinci sarı kartı, yani böyle bir sarı kart yok, çünkü sahada hakem yoktu o maçta. Evet. Yani maalesef müsabakanın sonucuna tesir etti mi? Elbette etti. Çünkü sahadaki takımı 10 kişi bırakıyor. Penaltı pozisyonuna gelelim. Çok tartışıldı. Penaltı pozisyonunda ekranda gördüğümüz kadarıyla ben de temas var ve çizgi üzerinde olduğu için çizgide iz düşümü çizgi üzerine düştüğü için çizgide kapsadığı alana dahil olduğu için ben de penaltı kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Ama şunu söylüyorum. Ekranda bize gelen görüntülere bakaraktan. Hani bunun farklı açıdan bir farklı görüntüsü vardır. Temas yoktur. Veyahut da daha önce İrfan Can rakip oyuncuya temas etti mi etmedi mi onu bilmiyoruz. Ben sadece müsabakayı seyrederken Lig TV'nin bize getirmiş olduğu ekran görüntülerine istinaden konuşuyorum. Pozisyon penaltı ve destekliyorum o pozisyonda. Ama o yani bu müsabakada sadece o pozisyon değil, müsabakanın içerisinde zaten çok müsabakanın sonucunu etkileyecek kararlar vardı. Ha, bu bence en masum karar bu karardı. Yani penaltı kararı doğru. Peki buyurun hocam. Dinliyorum. Yani ben genel olarak konuşacaktım da buyurun, siz sorunuzu sorun. Hocam ben şunu merak ediyorum. Bu çizgi olayı var ya mesela, çizginin üzerine basıldığı zaman da penaltı geçerli mi? Orayı mesela daha detaylı açabilir misiniz? Çünkü tabii oradaki durumu bilmeyen dinleyenlerimiz de vardır. Evet. Şimdi futbol oyun kurallarında çizgiler kapsadığı alana dahildir. Şimdi mesela taç çizgileri ve kale çizgileri diyoruz. Uzun olanına ve kısa olana. Evet. Şimdi taç çizgisinde topun tamamının çıkması için, oyun dışı olması için tamamının çıkması gerekiyor. Ufak bir noktası dahi taç çizgisine veya kale çizgisine temas ettiğinde ne yapıyor? Oyun devam ediyor. Niye? Kapsadığı alana dahil olduğu için çizgiler. Ceza alanı çizgileri de öyle. Ceza alanı çizgisi üzerinde
top havada olabilir. İz düşümü baz alınır veyahut da yerde olur. Çizgi üzerinde herhangi bir temas var ise bu da kapsadığı alana dahil olur. Pozisyon içeride, ceza alanı içerisinde olarak değerlendirilir. Eğer savunma tarafından yapılan bir ihlal ise penaltı olarak değerlendirilir ki aynı Galatasaray Rizespor maçındaki kaleci Gökhan'ın pozisyonu gibi. Bağlantının başında ne dedim? Gökhan iz düşümü olarak iki eliyle birlikte topa müdahalesinde çizgi üzerinde görünüyor. Çizgide kapladığı alana dahil olduğu için burada bir ihlal yok dedim. Aynı Fenerbahçe Pendik Spor müsabakasındaki gibi bu sefer savunma takımıyla hücum oyuncusunun bir teması var. Hakem burada bir karar veriyor. İlk önce dışarıda olarak veriyor hücum oyuncusu lehine. Var da bu pozisyon çizgi üzerinde diyerekten penaltının noktasından kullanılması gerektiğini söylüyor ve kararı düzeltiyor. Yani çizgiler kapsadığı alana dahildir. O yüzden penaltı kararı doğrudur. Bilmem açık bir şekilde anlatabildim mi? Yani direkt ben anladım hocam. Umarım dinleyenlerimizin de kafasındaki soru işaretleri giderilmiştir bu noktada. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı hocam? Şöyle birkaç cümle ekleyeyim. Tabii ki. Ya şu kaostan artık bu sezon bitsin de kimse yanlış anlamasın, hiç kimsenin başına sayın kelimesini kullanmayacağım artık. Sayını saygıyı hak edenler de kullanılır. Mehmet Büyükekşi mi gidiyor? Ahmet İvanoğlu mu gidiyor? Evet. Yani Türk futbolunu ve Türk hakem camiasını bu kadar yerin dibine, yerlerde süründüren bu insanlar lütfen uzaklaştırılsınlar bir daha. Yani bu kadroda Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapanlar da dahil uzaklaştırılsınlar Türk futbolundan. Bir daha geri gelmesinler. Çünkü spor kamuoyunu kaosa sürüklüyorlar. Sevgili Salim Manav, yazık günah ya. Ya ligin sonuna doğru Allah korusun çatışma mı çıkacak yani? Ne çıkacak bilmiyoruz ki. Yani bunu mu olmasını mı istiyorlar? Bunun için mi uğraşıyorlar? Yani bunu eklemek istedim. Daha temele inersek hakem kadrosu yetersiz. VAR kadrosu yetersiz. Liyakatsız bir işler olduğu sürece de yabancı hakem sizinle daha önceki programda konuşmuştuk. Hala iddiamın arkasındayım. Hatta geçen de siz sormuştunuz hocam duyum mu iddiamı diyerekten. Bu benim iddiam. Galatasaray Fenerbahçe müsabakasına iki takımın maçlarının sonucu o müsabakaya kadar bu şekilde devam ederse kaçırılmazdır yabancı hakem. Lütfen getirsinler. Ben de yalvarıyorum artık. Hep karşıydım bir hakem eskisi olarak ama artık lütfen getirsinler. Gerçekten bizim hakem kadromuz yetersiz. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Asım Yusuf Özdağ, eski hakem Asım Yusuf Öz bizlerle birlikteydi. Şimdi hattımızda konuğumuz teknik direktör Ali Asım Balkaya. Ali abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Hoş bulduk Sayıcım, merhabalar, iyi yayınlar, iyi Ramazanlar diliyorum herkese, sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim Ali abi, sizin de Ramazan ayınız mübarek olsun. Ali abi istersen Süper Lig'le başlayalım. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme potasında. Ligin seyriyle ilgili yorumun nedir? Neler söylersin? Sen de maçları takip ediyorsun abi. Valla yukarıda iki takım, aşağıda bir 5-6 takım bu işi yarışın içindeler ama yani işi belirleyici hakemler oldu hep. Yani gene hafta sonu seyrettiğimiz maçlarda bir hakem problemini çözemiyorlar. Yani bir hakemleri çözseler takımlar kendi güçleri neticesinde yarışın içine girecekler ama bir şekilde hakemlerle alakalı Türkiye'nin kabullenmediği bir durum var. Ama bu federasyonun da hakemlerin hiçbir şey de yapmadığı bir durum da ortada söz konusu. Yani hani
Yabancı hakem gelmiyor, yabancı gözlemci geldi, gene bir şey değişmiyor. Hani çok keyifli bir süreç daha da yaşanabilir ama artık insanlar hani vallahi işimiz olmasa maç seyretmeye gitmeyiz durumunda kaldık artık. Yani çok da keyifli bir süreç gözükmüyor aslında yani. Yani az önce de eski hakem Asım Yusuf Öz hocamız hattımızdaydı. O da aynı şeyleri vurguladı hakemler noktasında. Onun da ciddi eleştirisi vardı. Ya ben şimdi geçen akşam seyrediyoruz işte yayıncı kuruluşta 3 tane eski hakem çıkmış. Anlatıyorlar yerden, ya siz niye bıraktınız kardeşim hakemi? Sizi niye bıraktırdılar? Niye bıraktırdılar? Siz ne diye bıraktırdın? Yani sen sanki ben emekli olduğum yaştan dolayı mı zannediyorsun emekli oldu? Yok. Bir tanesi Rize'de başka bir penaltıyı olmayanı çaldı. Öbürü orada bir şey çaldı. Lan bıraktın, şimdi hakem kesiyorsunuz orada. Bir de yanlı taraf yapıyorsunuz, insanları yönlendiriyorsunuz yani. Algı yapıyorsunuz yani. O sosyal dijital ortamda da eski hakemler var. Ya siz niye bıraktırdınız kardeşim? Size niye bıraktırdılar? Niye çıkıp zamanında bir şey diyemediniz de şimdi dijital ortama geçtiğinizde hakem kesiyorsunuz ki? Güç erkeklik mevcuttaykendi yani. Şimdi ben de eski bir futbolcuyum, teknik adamlık yapıyorum. Şimdi hiç olmadık yerden hoca burada hata yaptı, şurada hata yaptı. Ya bu kimseye yakışmaz ki, kimseye bir şey vermez yani. Bir kere bu hakemleri ortadan kaldırmak lazım. Yani eski hakemlerin program yaptırmamak lazım. Bildiğimizi de varsa onları da unutturuyorlar bize zaten yani. İnsanları algı operasyonuyla yönetmeye çalışıyorlar. Yazık, günah. Bu ülkenin tek keyif aldığı noktayı ızdırap haline getirmeye çalışıyorlar yani. Bir grup ve bunlar, bir kere sen de takip ediyorsun. 3 tanesi penaltı diyorsa 5 tanesi değil diyor. Ya siz bir kere bir karar veremiyorsunuz hepiniz aynı anda yani. Evet. Biz vatandaş olarak bizim aklımızda niye oynamaya çalışıyorsunuz yani? Ya siz çok iyi hakem değiliz de kardeşim, sizin yönettiğiniz maçları eskisinde katıyorum bunu. Erman Toroğlu, Ahmet Çakar'dan başlayarak yaşını itibariyle gördüğüm hakemler için söylüyorum. Ya sizin de maçlarınız vardı. Siz burada insanlarla alakalı bir şeyler çıkıp anlatamazsınız ya. Siz böyle bir hakkınız yok bir kere. İyi sabrediyor bu mevcut hakemler valla. Geçen bir hakemin duruş yerine kadar sallıyor ya. Senin nasıl geldiğini biliyor. Senin de nasıl durduğunu biliyoruz be kardeşim ya. Yapmayın, kurban olayım yani. Bu insanların aklıyla oynuyor bu tür televizyondaki eski hakemler zaten yani. Sıkıntı bir şey oradan var. Hani konu teknik adamımız ama hakem konuşmaktan başka da şansımız kalmıyor abicim. Hani dediğim gibi yani bir kere algı operasyonu yapıyorsun. Ya günah ya, bizim vatandaşlara günah ya. İşimiz olmasa vallahi statların önünden geçmem ya. Alt ligler zaten ayrı bir tezgah dümen var. Orayı hiç çözemiyorsun. Hadi görüntüde gene bir şeyler var. Yani yazık, günah yani. Vallahi yazık, günah yani. Ama yani bu iş dönüp dolaşıyor zaten. Başka bir noktalara geldiği için de bir şey diyemiyorum ama evet, keyifli. İki takım yukarıda, aşağıda da düşme hattındaki takımlar keyifli. Maçlar keyifli geçiyor. Hani bir 30 puanı olan takımın da işi sıkıntılı. Aşağıya her türlü herkes puan alıp sıralamada yeni değiştirme şansı var. İşte Gaziantep dün bir kazandı. 4-5 puan sıra birden atladı yani. O yüzden her maç kıymetli. Her maç, her puan çok önemli sağlık. Hocam yani alt sıraların keyfi en az şampiyonluk yarışı kadar güzel. Şampiyonluk yarışında iki takım, Galatasaray ve Fenerbahçe, ama aşağı sıralarda her hafta denge değişiyor hocam. Dün de mesela Gaziantep Selçuk İnan yönetiminde ilk maçına çıktı ve güzel bir galibiyet aldı. Evet. Hocam yani diyorum, hangi yani takım orada veda eder? Şu an için zor ama siz hangi takımları daha yakın görüyorsunuz Ali abi? Valla burada yani Demir Spor'a kadar herkes sıkıntılı bir süreç yaşıyor yani bence. Yani zaten şu anda hani şu takım kesin gider, bu takım gidiyor mu ya, bir maç alıyorsun 5 bakıp lazım. Şu anda lig bitse Antep kurtarmıştı yani. Evet yani. O yüzden maç puan puan çok kıymet oluyor yani, çok kıymetli. Hani öngörüde bulunmak gerçekten çok zor. Hani takımlara da haksızlık etmek istemiyorum işte. İlk yarı şimdi Ankara Gücü 7 maçtır kazanamıyor. Aşağıya yaklaştı. Hatay ilk yarıdaki puan şeyinin avantajını kaybetti. İçeride kaldı. Hani ilk yarıya baktığın zaman kimse Hatay bunları yaşar diyor muydu? Demiyordu yani. O yüzden orada zaten İstanbulspor zaten hani onu söylemeye zaten
gerek yok zaten. Yani bu süreçten sonra İstanbul'un zaten oradan çıkabilmesi çok zor. Yani ama öbür türlü öbür takımların hepsinin her maç bir maç kazandıklarında yerlerinin çok değişiyor olması, puanların çok yakın olması birbirine. Ondan dolayı da yani öngörü çok zor ya Salim. Aa, bu takım da nasıl gitti diyebiliriz. Mesela bunda daha önceden zamanında Sarıyer öyle düştü, Antalya öyle düştü. Aa, bu takımlar bir maç kazanamadı, gitti oldular yani. Öngörü zor. Mesela bu hafta önemli bir maç var bence. Sivas Spor, Adana Demir Spor deplasmanında bence çok önemli. Her iki takım açısından da. Sivas biraz daha şey işte Demir Spor'da hani Hikmet Hoca'nın geldiğinde tamamen bir sirkülasyonun içine girmesi şeyi o taraftan kötü oldu. Yani takımda bir sirkülasyon oldu. O manada baktığımız zaman evet biraz Demir Spor için de zor oldu ama son Konya deplasmanlarında aldığı puanla da her türlü şartlarda bir nebze de olsa tıklanıyor. Demir Spor'un 36 puanı var. Hatay'ın 30 puanı var. Yani Pendik, İstanbul Spor, Fatih Karagümrük. Anladın mı? Bunların hepsi yani bir maç kazandığında üstündekilerle çok arada puan farkı yok. 30 takımlar, 31 takımlar var Salih. Yani şimdi evet. Demir Spor, Sivas 6-3'tü, 38-36. Yani Sivas deplasmanda yense Demir Spor kadar 36'da. Ya bu sefer 33'lü, 32'li Konya var. Hani Demir Spor bence Konya deplasmanından aldığı bir puanla hem aradaki puan farkını tuttu hem de moralmen kendini bulmaya doğru daha da gidiyorlar zaten. Yani hani Hikmet Hoca sonradan gittiği takımlara bir dokunuş yapar ama bu gittiği takım tam değişme zamanına denk geldiği için bence biraz daha geç dokunuşları oluyor gibi görecek yani. Ama evet zor maç biraz. Maçı da zor. Ondan sonra süreçli sonra işte söylüyorum 38 puan 36 puan. Samsun yenmesine rağmen 36 puan yaptı. Alanya ona keza. Ama burada Pendik'le İstanbul Spor'un gerçekten de Fatih Karagümrük Hoca değişikliği oldu biliyorsun. Sonra da gitti oraya da. Her maç sıkıntılı ve zorlu süreç valla Salim. Hani evet. Dediğim gibi Gaziantep 31 yaptı. Ankara Gücü 30. Ya bugün lig bitse Antep ligde kalır olur yani. Top puanlar çok yakın abicim. Burada en şey İstanbul Spor olur. İşte Pendik, Karagümrük, Hatay, Ankara Gücü, Gaziantep. Bence Konya ile Kayseri, bak Kayseri bile 36'da yani. Konya, Kayseri, Alanya. Ondan sonrası aşağılarla çok işler olmaz ama bu Antep'e kadar. Konya'da buradan ligi iki maç kazandığında zaten sirkülasyonda yeri değişecektir yani. O yüzden aşağıları biraz zor sahibimciğim. Ali abi ben Adana Demirspor'u değerlendirirken özellikle de Alanya Spor maçıyla birlikte değerlendiriyorum. Çünkü daha öncesinde bir oyuncu sirkülasyonu vardı. Hikmet Hoca geldiğinde takımda büyük bir değişim yaşanmıştı. Ancak Alanya Spor maçından sonra Alanya deplasmanında bir puan Trabzon'da kaybedildi. İçeride Karagümrük kazanıldı. Dışarıda Konya beraberliği var. 4 haftada 5 puan. Yani ben böyle değerlendiriyorum. Ve bu 4 haftanın da 3'ü deplasmandaydı. Orada şuna bak ben şuradan bir baz alıyorum ben genelde. Balotelli gol attığında dakika 87 mi? Evet. Topu alıp santraya götürüyor yani anlatabildim mi? Abi bir istek bir arzu var takımda yani evet hocanın dokunuşları belli olmuş zaten. Ama dediğim gibi hoca tam bir sirkülasyon zamanına denk geldi yani. Ama şimdi Balotelli gibi bir oyuncunun da kariyerli oyuncunun gol attıktan sonra topu alayım. Bir de 2-2 yani hani bir 2-1 olsa tamam anlarım hani bir 2-2 deplasman bir puan baktığın zaman mutlu şekilde karşılarsın ama adam gol attı topu aldı gitti orta sahaya koyuyor bir gol de atmak için hani bir istek bir arzu tekrar oluşmuş demiş sporda yani hani o süreci kötü geçirdiler sirkülasyonla çünkü bugün idmana çıkan oyuncuyu yarın bulamadı yani hoca. Evet. O anlamda da biraz zorlandı hoca. Dediğim gibi hocamız da gittiğinde bir dokunuşları olmuştur her zamanki takımlarda. Şimdi bundan sonra Demirspor'da şey yapacaktır ama dediğim gibi ben düşmeyle bir sıkıntı oluşacağını zannettim ama evet Sivas maçı keyifli bir maç olacaktır yani. Ali abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Çok rica çok sağ ol. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar. Kolay gelsin. İyi günler.
Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ali Asım Balkaya'ydı. Bir son dakika var. TFF Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı. Her iki kulübün de ortak kararıyla böyle bir karar alındı. Güzel bir gelişme. Bunu aktaralım. Yayınımızı noktalıyoruz. Bugün salı günleri 13-14 arasında Engin Çetin ve Ali Erim Engin Görüş programında sizlerle birlikte olacaklar. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.